Tam'da yaşanan gelişmelerden ve yönetim boşluğundan faydalanan İsrail, Suriye'yi hem karadan hem havadan hem de denizden vurdu. İsrail tankları başkent Şam'a 20 kilometre yaklaştı. İsrail, Suriye'yi çok şiddetli saldırılarla vurdu. Batı sahilindeki Laskiye'den Türkiye sınırındaki Kamışlı'ya yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail tankları Şam'a yaklaştı. Bu İsrail tarihinin en büyük operasyonu. İşgali altında tuttuğu Golan Tepelerinde tam hakimiyet sağlayan İsrail ordusu ilerledi. Başkent Şam'ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısına ulaştı. İsrail ordusu tampon bölgeyi aşmadık sözleriyle kendisini savundu. Ramata Golan tiye laad. Halk bilti nifrad mimdinat İsrail. İsrail Hava Kuvvetleri Suriye'de çoğu askeri bölge olan 250'den fazla noktaya saldırı düzenledi. Kritik gelişme Türkiye sınırında yaşandı. İsrail, Türkiye'nin sınır kenti Nusaybin'e 3,5 kilometre yakınındaki Kamışlı askeri havalimanını F-35'lerle vurdu. Laskiye limanı yakınlarında bulunan hava savunma sistemlerini kullanılmaz hale getirdi. Suriye'nin kıyı kentlerinden Tarsus'ta bulunan Rus üssü. Uydu fotoğraflarında Moskova'nın buradaki gemilerinin önemli bölümünü çektiği görüldü. İsrail başkent Şam'ı da hedef aldı. Kimyasal silah iddialarıyla gündeme gelen bilimsel çalışmalar ve araştırma merkezini vurdu. Yalnızca havadan değil denizden de saldırdı İsrail. El Beyda ve Laskiye limanlarında Suriye donanmasının gemi filosunu imha etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesini ve saldırılarını kınadı. PKK'nın Suriye kolu YPG kontrolündeki Münbiç artık Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde. Reuters'a konuşan kaynaklar Türkiye ABD ile anlaştı dedi. İdlib'deki Kurtuluş Hükümeti'ni yöneten Muhammed El-Beşir, Suriye Hükümeti'nin geçici başbakanı seçildi. Esad hükümetinden isimlerin de bulunduğu ilk kabine toplantısını düzenledi.